Kutsal Kitap'tan Vahiy 21. bölüm 11. ayetten okuyorum. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Amin. Size şu an okuduğum bölüm bu son yargıdan söz eden bir kısımdır kutsal kitaptan. Ve bu kıyamet günü dediğimiz bütün dinlerin kabul ettiği ve mantığın da kabul ettiği şu ki Tanrı'nın bütün insanları yargılayacağı gün. Günün bir saptanmış olması. Burada tahtın üzerinde oturanı gördüm diyor Vahiy kitabının yazarı Yuhanna. Biraz sonra o kişi hakkında biraz daha söyleyeceklerimiz olacak. Ancak şimdi burada bir takım kitaplardan söz ediliyor. Görüyoruz ki ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı diyor Tanrı'nın sözü. Kitaplar açıldı ve bu kitaplar arasında bir başka bir kitapta yaşam kitabı adı verilen bir kitap da açıldı. Ve bu yaşam kitabıyla ilgili çok ilginç bir tanıklıkta bulunuyor Tanrı sözü. Şöyle diyor 15. ayette, adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Ki bu da cehennem anlamına geliyor, cehennemdir. Durum böyle olduğuna göre gelecekle ilgili en somut ve en vahim olayla ilgili olarak bu yaşam kitabının ne olduğunu ve adımızın bu kitapta nasıl yazılı bulunduğunu öğrenmemizde bir ivedilik, bir önem, bir aciliyet yok mudur?